Değerli dostlarım merhaba. Yeni başlayanlar için İSG Kadibi nasıl girilir? Onunla alakalı bilgi vereceğim. Kullanmış olduğumuz arama motoruna İSG Katip yazdıktan sonra bizi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu bir programa yönlendirecek. Onunla alakalı linke tıkladığımızda otomatikman İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu biz uzmanlar, hekimler ya da diğer sağlık personelleri için kayıtlarımızı takip edebileceği ve izleyeceği bir program var. İşte bu programa giriş yapabilmemiz için İSG Katibin bu giriş sekmesine tıklayarak bizi otomatikman E-Devlet'in kimlik doğrulama sistemine yönlendirecektir. Burada şifremizle birlikte TC numaramızı yazdıktan sonra otomatikman bizi sisteme girişimizi sağlayacaktır. Eğer bugüne kadar E-Devlet'le alakalı herhangi bir işlem yapmamışsanız E-Devlet şifresini PTT'lerden elde edebilirsiniz. Şimdi TC numaramızı girmek suretiyle daha sonra da kendimize ait olan E-Devlet şifresini girerek sisteme girişi sağlamış olacağız. Bu tabi yeni adıyla Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu bizi uzman, hekim ya da diğer sağlık personelinin kayıtlı kullanıcı girişi dediği bu yeşil sekmeye tıklamak suretiyle kayıtlı kullanıcı girişini sağlamış oluyoruz. Artık bir İSG profesyoneli olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ya da yeni ismiyle Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın İSG Katibine bu programına girmiş bulunmaktayız. Ve daha sonra diğer kısımları içeriklerini anlatacağım. Bu tamamen İSG Katibe nasıl girilir alakalı bir videoydu. Daha sonra buradan güvenli çıkış yapmak suretiyle programdan çıkıyoruz.